Anne merhaba, kolay gelsin. Geldin mi oğlum? Yok, gelmedim anne. Projeksiyon cihazıyla görüntümü eve yansıttım. Vallahi oğlum, bugün karne günü. Babanın korkusundan eve gelmemek için bunu da yaparsın yani, şaşırma. Yok geldim, merak etme anne. Hani karnen nerede, ver bakayım. Arkadaşım annesini babasını korkutmak için benden karneyi istedi, ona verdim. Yani o kadar kötü demek ki. Senin zayıfın ne kadar çoksa babanın tansiyonu da o kadar fırlar. Kaç tane zayıfın olduğunu söyle de babanın tansiyon haplarını ona göre hazırlayın. O zaman anneciğim, eczaneden bir kutu daha al gel, çünkü bu ilaçlar yetmez. Demek ki o kadar kötü. Sen o zaman babana karneni gösterirken ben de senin sağlık karneni hazırlayayım. Çünkü babam büyük ihtimalle seni hastanelik eder. Yok ya, ben aile öncesinden o işi çözdüm anne, sen hiç merak etme, babam bir şey diyemeyecek bana. Senin karnende zayıf dolu, komşunun oğlu takdir almış yine. Ya o komşunun oğlunun Allah belasını versin zaten. Bir düşmedi yakamızdan ya. Keşke beni Amazon ormanlarında doğursaydın anne de, orada bırakıp gitseydin, kurtlar kuşlar büyütseydi beni. Komşunun oğlu diye bir şey olmasaydı hayatımda. Yemin ederim, ne çektim bu komşunun oğlundan ya. Babacım merhaba. Merhaba oğlum, var mı takdir teşekkür bir şey? Babacım takdir dediğin nedir ki? Önemli olan Allah takdirini kazanmak. Ver bakalım şu kaneyi, ver. Babacım sana bir masal anlatayım mı? Anlat bakalım. Şimdi babacım, bir varmış, beş yokmuş. Tamam, kes. Sen böyle zırvaladığına göre karnen kötü herhalde. Ver bakalım şu karneyi. Peki babacım, vereyim. Oğlum bu karnenin hali ne böyle? Böyle bir karne getirmeye utanmıyor musun sen ya? Biz senin bir dediğini iki etmiyoruz. Bilgisayar dedin, bilgisayar aldık. Kursa gitmek istiyorum dedin, kursa gönderdik. Biz senin için daha ne yapalım oğlum? Gidip bir tane evcil maymun alsam, onu okula göndersem, böyle bir karne getirmez ya. Bundan daha iyi bir karne getirir. Ben hayatımda bu kadar kötü bir karne görmedim oğlum. Nasıl görmezsin baba ya? Görmüş olman lazım. O karne benim karnem değil ki. Ben karnemi arkadaşa verdim babasını korkutsun diye. Bu karneyi de sandıktan buldum. Bu karne senin karnen. Üstünde senin ismin yazıyor. Baba, bugün benim doğum günüm. Oğlum, neden hatamı yüzüme vuruyorsun? Baba ya, vallahi bak, bunu espri olarak anlıyorum, yoksa başka türlü üzülürüm bak. Ne yapayım oğlum, üzülürsen üzül ya, Allah Allah. Oğlum, gerçekler acıdır, dost acı söyler işte. Ne yani şimdi, geçmişe gitme şansın olsa ama bu aklınla yine annemle evlenip benim doğumuma vesile olmak istemez misin? Oğlum bak, bu aklımla geçmişe gitsem değil annenle, başka bir kadınla evlenip senin doğma ihtimaline karşı gider doktorlara durumu anlatırım, seni dünyaya getirip bu dünyaya kötülük yapmak istemediğimi söyler, kısırlaştırılma talebinde bulunurdum. Baba, sen bana böyle konuşuyorsun ama sana şiir yazmıştım ben, biliyor musun? Vay be, benim oğlum şiir mi yazabiliyormuş? Demek ki komşuların, akrabaların dediği kadar gerizekalı değilmişsin oğlum sen. Baba, bana gerizekalı diyorlar da sen bir şey demiyor musun? Oğlum, doğru söze ne hacet diye bir laf var, bilir misin? Anlamı nedir biliyor musun? Doğru söylenen söze bir şey ilave etmek anlamsızdır. Doğrular yorum kabul etmez. Doğrular hakkında art niyetli söylenecek her söz sahibine zarar verir. Bu bakımdan doğru, mantıklı ve güzel çözümler getiren sözler tartışılmaz. Yani birileri sana senin oğlan gerizekalı mı acaba dediğinde benim diyebileceğim tek laf, doğru söze ne hacet. Oku bakalım şiiri hadi. Peki babacım, okuyayım bak, dinle. Evimizin direği, altın gibi yüreği, eşek gibi çalışır sanki sağmal ineği. Ona biz baba deriz, o getirir biz yeriz. Bulamayız dünyada babam gibi bir keriz. Varlık yokluk bilmeyiz, sıramızı vermeyiz. Siparişler gelmezse babamızı sevmeyiz. Hasta oldum diyemez, biz doymadan yiyemez. Ne man kafa uşaktır, yeni bir şey giyemez. Etrafına dolarız, köpek gibi dalarız. Dediklerimiz olmazsa üzerine anamızı salarız. Nasıl baba, beğendin mi şiirimi? Ne koydun bu şiirin adını? Şiirin adı Keriz Babam. Oğlum, ben nasıl bir günah işledim de Allah seni bana ceza olarak verdi ya. Ne oldu bey, bu gürültü ne böyle? Tay, sesiniz içeriye geliyor. Ya bu çocuk nasıl bir varlık, onu anlamaya çalışıyorum ya. Ne oldu bey, ne oldu onu soruyorum. Ya biz var ya seninle çocuk yapmamışız ha. Biz var ya el ele vermişiz, Deccali dünyaya indirmişiz ya.
Kanka bugün sizde kalabilmek için babama bütün pazar günü ders çalışmak için söz verdim. Vallahi kanka ben de bir hafta boyunca ders çalışacağımın, hiç bilgisayar oyunu oynamayacağımın sözünü verdim. Hasan sen ne sözü verdin? Vallahi ben bir söz vermedim. Babama bu akşam arkadaşlarda kalmamı mı istersin? Yoksa anneannemi arayıp, yani senin müstakbel kayınvalideni arayıp seni çok özledim, bu akşam gelip bizde kalır mısın dememi mi istersin dedim. Baban ne dedi peki? Arkadaşların evi soğuk olabilir, giderken kalın pijamalarını al git dedi. Oğlum karnende zayıfın mı var senin? Baba zayıf karnenin gülüdür. Ulan 7 tane zayıfım var. Karnen gül bahçesine dönmüş hayvan herif. Olsun baba, çiçekleri sevmek lazım. Ben gülleri seviyorum. Aa! Ya baba niye vuruyorsun ya? Oğlum gülleri seviyorum ben dedin ya. Babanın vurduğu yerde gül biter. Bak şimdi senin suratını nasıl gül bahçesine çeviriyorum ben. Ya baba ne olur dövme ya. Tamam öbür dönem çalışacağım. Hepsini düzelteceğim baba ya. Tamam baba tamam. Kırılmış boğazım. Bekliyorlar yol altında onlar. Hasan oğlum sabahtan beri neredesin sen? Şuraya gidiyorum buraya gidiyorum deyip bir şey söylemeden çıkıp gittin evden. Babacım yıllardır hep yanından geçerken oğlum oraya buraya gidip serserilerle takılacağına, şuraya gelsen, efendi efendi ders çalışsan, kitapları karıştırsan, bir sürü yeni bilgiler öğrensen, buraya gelenlerden zarar gelmez, buradaki insanlarla iyi ilişkiler kurup hoş sohbetler etsen dediğim bizim mahalledeki kütüphane var ya. Evet yavrum, evet kuzum, evet Hasan'ım. Şuraya gelip bir kere ders çalıştığını görsem gözlerim açık gitmez dediğin kütüphane var ya. Bilmem mi evladım, ben de öğrenciyken hep gidip o kütüphanede ders çalışırdım. Ha işte bildim baba. O kütüphanenin yanında internet kafe var ya. Orada arkadaşlarla oyun oynuyoruz biz. Ulan ben de o kütüphaneye gittim baba ders çalışıyorum diyecek zannediyorum ya. Hasan var ya, eşekler adam olur, sen adam olmazsın oğlum. Sen eve gel, ben sana göstereceğim. Baba bana 500 lira harçlık verebilir misin? Tatil ya. Bugün arkadaşlarla dışarıya çıkıp biraz gezeceğiz. 500 lira mı? Oğlum 500 lira neye yetsin? Her şey ateş pahası. Enflasyonu görmüyor musun? Ben sana 1000 lira vereyim. Hatta bir de kredi kartını vereyim. Paran biterse arkadaşlarına mahcup olma. Kredi kartından çektirirsin. Bir de arabanın anahtarını alın. Otobüsle, minibüsle, zartla, zurtla, kış günü soğukta uğraşmayın. Ha bir de evin tapusunu da al çıkarken. Evin tapusu mu? Baba evin tapusu ne alaka? Aynen ya, evin tapusu ne alaka? Pardon oğlum, bir an gaza geldim, evin tapusu da dedim. Evin tapusunu bırak o kalsın. Baba bugün tatil ya, arkadaşlarla dışarıya çıkacağız. Bana 500 lira harçlık verebilir misin? 500 lira mı? Yuh, istersen kimliğini de getir de seni üstüme alayım. Babacım ben senin oğlun olduğum için beni üstüne almana gerek yok. Ben zaten senin üstüne kayıtlıyım. 500 lirayı duyunca birden beynim error verdi. 500 lira mı? 200 lira neyine yetmiyor? 100 lira sana çok bile. Al sana 50 lira. Tamam baba sağ ol. Benim de zaten 50 liraya ihtiyacım vardı. Bak sen üç kağıtçı ya. Demek ki saate para vermesen beni kazıklayacaktı. Kırılmış boğazım. Bekliyorlar yol altında. Oğlum sabahtan beri elinde telefon, ne yapıyorsun sen? Babacım oyun oynuyoruz. Hatırlatırım, tatildeyiz. Kafa dağıtıyorum oyun oynayarak biraz. Aynen oğlum sen de haklısın, aylardır ders. Valla siz de yoruldunuz ha. 4 tane de zayıfın var ama olsun, ne yapalım. Biraz tatilde kafanı toparlarsın. İnşallah öbür dönem düzeltirsin. Aynen baba, valla tatil boyu hiçbir şey yapmayacağım. Sadece evde yatacağım, dışarısı da soğuk. Evde oyun oynayacağım. Oyna tabi oğlum, oyna hakkın. Baba şu anda oyundan çıkamam. Bana marketten kola ve cips alıp gelebilir misin ya, canım çekti. Olur oğlum, tabii ki alıp geleyim, bekle. Oğlum senin elinde telefon kaç saattir, ne yapıyorsun sen bıt. Oyun oynuyorum babacım. Tatil değil, hatırlatırım. Kafa dağıtıyorum biraz, çok yoruldum. Aa! Ben senin kafanı dağıtacağım şimdi. 4 tane zayıfı var. Ders çalışmak yerine gelmiş burada saatlerdir oyun oynuyor. Utanmadan bir de ukala cevap veriyor. Bırak o telefonu, kırdırtma bana. Yürü git odana ders çalış. Alo merhaba, iyi günler. Nuri Bey'le mi görüşüyorum acaba? Alo merhabalar, buyurun ben Nuri. Nuri Bey merhaba, ben Hasan'ın öğretmeniyim. Bu hafta sonu veli toplantısı vardı ama her veli toplantısında olduğu gibi bu veli toplantısına da katılmadınız. Neden çocuğunuza bu kadar ilgisizsiniz? Aman hocam, ilgisiz olur muyum? Vallahi billahi haberim yoktu. Söylemedi bana bu çocuk. Nuri Bey, Hasan'la ilgili sizinle konuşmak istediğim konular var. Yalnız veli toplantısına gelmediğiniz için maalesef ki konuşamıyorum. Hasan da bu yüzden bir türlü düzelmiyor. Bugün müsaitseniz gelebilir misiniz? Sizinle yüz yüze görüşmek istiyorum.
gelirim. Olur hocam, gelirim tabii ki, ne demek? Oğlum okulda bir sürü veli toplantısı olmuş dönem başından beri. Niye bana bir kere bile haber vermedin? Baba, Allah'ını seversen senin ismin Veli mi? Okulda bu hafta Nuri isimli kişilerin toplantısı var deseler zaten haber veririm. Niye haber vermeyeyim? Oğlum senin kafanı açıp beynini inceleseler kesin beynin cips paketi gibidir. %70'i boştur. İşte %30'luk kısmıyla da hayatına devam ettiriyorsun. İşte Nuri Bey, bu çocuk böyle. Bu çocuğun düzelebilmesi için koordineli bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Her zaman iletişim halinde olmamız gerekiyor. Hocam vallahi bu çocuk nasıl düzelir bilmiyorum. Evlat işte. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Gel. Buyur Hasan, ne oldu? Hocam vallahi koskoca adamlarsınız, size hiç yakıştıramadım. Ne oldu Hasan, neyi yakıştıramadın? Velik toplantısı adı altında 2 saattir arkamdan dedikodu yapıp konuşuyorsunuz. Hasancığım, bizim konuşmamızın sebebi senin iyiliğin için. Senin yüzüne karşı da konuşabiliriz. Yalnız duydukların seni üzebilir. O yüzden senin yüzüne karşı konuşmuyoruz. Günün anlam ve önemine ithafen bir şiir yazdım. Babam ve siz burada birlikteyken bu şiiri okumak istiyorum. Allah Allah, çok merak ettim. Buyur oku bakalım. Korkma, bu sınıf toptan kalacak. Sınavlarda hep sana yardımcı olacak. Birler ikiler karnede parlayacak. Onlar senindir hocam. Senin eserindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı baba. Kahraman evladına bir gül. Ne bu öfke, ne bu ceza. Olsun senin uğruna bu canım feda. Haklıdır dersten kalan öğrenci daima. Ben ezelden beridir zayıf aldım, zayıf alırım. Hangi hoca bana 5 vermiş şaşarım. Ben her gün zayıflarla yatıp kalkarım. Yırtarım karnemi, aileme göstermem atarım. Karnemin tamamını sarmışsa bütün birler. Benim iman dolu hocalarım bana ne derler. Evdekiler her gün beni kötüleyip üzerler. Bu zayıflar ne deyip üzerime yürürler. Arkadaş, karneni zayıflara uğratma sakın. Biraz çalış, bitsin bu alın yazın. Bundan sonra 5 almak senin hakkın. Alışın 5'lere, belki yarın, belki yarından da yakın. Aldığın birleri not diyerek geçme tanı. Düşün sınıftaki onlarca 5 alanı. Sen tembel öğrencisin, incitme, yazıktır babanı. Verme karneni babana, verseler dünyaları. Kim bu beşlerin uğruna olmaz ki feda. Karneyi sıksan fışkıracak bir daha. Söylemese karnemdeki birleri hocalarım babama. Rezil etmese karnemden dolayı beni herkesin yanında. Ruhumun hocalardan istediği 5 almaktır emeli. Değmesin yazılıma hocaların kırmızı kalemi. Bu birler ki karnemin temeli. Ebedi karnemin üstünde benim inlemeli. O zaman annemle babam kırarsa kafamı. Her birimden dolayı yerim çehreme tokatı. Fışkırır sicim gibi gözlerimden gözyaşları. İşte o zaman hapis olurum, çıkmam dışarı. Yok ol önümden artık ey şanlı karne. Dönsün artık karnemdeki bütün birler beşe. Yer verme karnede artık birlere. Hakkındır senin de sevinmek karnede. Hasan bugünün anlamına ithafen güzel bir şiir yazmış. Biz de bu şiire ithafen Hasan'ı güzel bir dövelim, aklı başına gelsin. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa sus. Bunlar yine bir plan düşünüyor. Ben zaten bu hayatı şans eseri yaşıyorum. Ölürsek de kime kalmış?